Kur'an'ı sadece kutsal bir kitap olarak artık algılıyoruz. Bir kısım ayetleri buyurduğunuz gibi işte bizim Allah rahmet eylesin, taksiratını affetsin, eski alimlerimiz zaten iptal etmiş. Nas teorisiyle, uyduruk bir nas teorisiyle yürürlükten kaldırmış. Şimdi başkaları Kur'an-ı Kerim'den 230 tane ayeti kaldırsak ne olur derken kıyameti koparıyoruz. Bizimkiler daha fazla ayeti iptal ettiler. Tabii, bir Seyf ayetinin 75 ayeti Ayeti nesh yürürlükten biliyoruz. kaldırdığını söylediler. Bir kısım alimlerimiz, bir kısım hocalarımız hala özellikle bu medyada mesela dini programlar yapan bazı hocalar işte şu ayet efendim şu hastalığa iyi geliyor. İşte şu ayet bilmem hangi duaya iyi geliyor. Şu ayetler şu zaman okunursa şu kadar bin bilmem ne hasıl olur. Şu ayet şöyle okunursa bilmem eve zarar gelmez, vücuda bilmem ne zarar gelmez, hastalık olmaz, hırsız girmez. Bu tür böyle mitolojik anlatımlar maalesef Öyle olsaydı hiçbir peygamber hasta olmazdı. hasta olmazdı buyurduğunuz gibi ona hiçbir kimse zarar veremezdi. Ya. Onun için hayat Kur'an'ı çığırından çıkardık. Kur'an'ı amacından saptırdık. Kur'an'ı işte ölülere okuyup postalanan bir kitap, efendim Kur'an kelimelerini anlamadan bol bol tekrarlanıp işte sevap kazanılacak bir sevap teknesi, işte Kur'an-ı Kerim, işte muskalar, sihir, bozucular, efendim hastaları iyileştirme bilmem vesaire kitabı. Yani Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala'nın indiriş amacının dışına çıkardık. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim metni var elimizde. Ama ne yazık ki işlevi iptal edilmiş.